Herkese merhabalar. 7'den 8 e hazırlık kampımızda artık son fen dersiyle beraberiz. Son fen dersimizde elektrik yükleri ve elektrik enerjisi yani elektrik konusunun aslında temellerini tekrar edeceğiz. 8. sınıfta öğreneceğimiz bu konuda elektrik yükleri, elektriklenme, elektrik yük cisimler aynı zamanda elektrik enerjisinin dönüşümü konuları gerçekten önemli. Çünkü geçen sene yani LGS 2022'de çıkan karşımıza soru gerçekten Olağanüstü ...birazcık daha zordu ve... ...Fen'de herkes o elektrin, elektronların hareket etmesi sorusunda... ...çuvalladı diyebilirim. Dolayısıyla LGS 2022'de çıkan soru bize... ...bu konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İşte artı eksi yüklerin nasıl hareket ettiğini... ...ya işte levhalar ve benzeri çok karışık bir soruydu aslında. Dolayısıyla biz bu konuyu çok iyi temeline oturtmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bunların temellerini de 5-6-7'de öğrenmiştik. Elektrik devre elemanlarını öğrenmiştik 5. sınıfta... 6. sınıfta elektriğin iletimini öğrenmiştik. İletken yalıtıkan maddeler, direnç ve benzeri bunları öğrenmiştik. Ve elektrik devreleri konusunu da ampuller ve benzeri seri paralel bağlamaları öğrenmiştik. İşte bu temellerin üzerine biz elektrik yükleri konumuzu inşa edeceğiz. ...inşallah 8. sırfı diyoruz ve burada hemen 7'den 8'e hazırlık kampımızın artık son günlerine geldik. Son sondan ikinci dersinizdeyiz ve bu, bu programımızı biliyorsunuz 0'dan 8'e hazırlık setimizi bütün sene boyunca kullanacağız bu setimizin içerisinde. Sözel ve sayısal kitaplarımız var ve bütün sene boyunca bu setimizi kullanacağız. Aynı zamanda 7'den 8'e hazırlık setimizi de kullanıyoruz ve bu setin içerisindeki herhangi bir kitabı aktive ettiğiniz zaman ki aktive etmede kitapların arka iç kapaklarında yazıyor nasıl yapacağımız. Aktive ettiğimiz zaman da 1 GB internetimize kavuşmuş oluyoruz. Yaz Okulunun e, kampanyası olarak ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz diyoruz ve fazla uzatmadan hemen dersimize geçelim. Hemen dersimize geçmeden de ne yapalım? Bakalım tabii ki dersimizin ödevi nedir? Yani öğrendiklerimizi nasıl pekiştireceğiz? O da 7. 8'e kitabımızın fen kısmındaki elektrik konusuyla alakalı test 1 ve 3 arası. Sayfa 228'i açıyorum. Sayfa 200 28 hop ve artık sonuna geldik. Zaten kitabımızın sonu bu. 228'den başlıyoruz 232'ye kadar. Elektrik enerjisinin dönüşümü e işte e, test bir, test 2, test 3 3 tane testimiz var bununla alakalı ve bunu da yaparsak artık dersimizin sonunda tabi bunu yapalım. Sonrasında da konularımızı pekiştirmiş olacağız. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. <laughs> Bir kere devre elemanlarını hemen hatırlayalım. Bir kere elektrik devresinde, basit bir elektrik devresinde bir kere mutlaka mutlaka pil olmalı. Enerji kaynağımız bizim. Pil enerji kaynağımızdır ve güç kaynağımızdır. Bu pilden sonra ne lazım bize? Elektrik kablosu lazım. Bu pille bağlantı kuracağımız. Neyle bağlantı kuracağız peki? Tabii ki elektriğin olup olmadığını görmeye yarayan ne evladım benim? Ampul hocam. Harikasın işte ampul çok önemli bizim için. Elektrik gerçekten çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bu ampül yanıp yanmaması sayesinde görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim için çok değerli mesela çok yanıyor ondan sonra az yanıyor onlara göre de elektrik enerjisinin aslında kuvvetini görüyoruz. Gücünü görüyoruz aslında burada da. Dolayısıyla ampul bizim için çok gerekli. O zaman pil, elektrik kablosu, ampul bu üç temel eleman basit elektrik devresini oluşturuyor. Bir de bir de ya istediğimiz zaman açıp kapatalım değil mi? Mesela odanın ışığını nasıl yapıyoruz? Böyle basıyoruz açılıyor, basıyoruz kapılıyor değil mi? İşte bunu yapabilmek için de tabii ki bir anahtara ihtiyacımız var. Bu anahtarda da şöyle bir ayrıntı vardı. Bak kıl bir şey vardı burada onu söylemek istiyorum sana. Bir kere kapalı anahtarda devre yanardı yani ışık verirdi devre ve ampul yanardı açık anahtarda da devre çalışmaz ve ışık vermezdi bu çok kıl bir şey biliyorum ya yani. hani ışığı açar mısın o zaman anahtarı açar mısın dediğimiz zaman o zaman ışığı kapatmak demek. O çok ters bir şey. İnsanın kafasına bir yatmıyor. Onu da aklına getir bakalım. Peki bunları nasıl gösteriyoruz? Ya biz bunu ben ampulü böyle çizerim. Bazen böyle garip grup ampuller de çıkıyor. işte böyle helezonik bilmem ne yuva, uzun e, dikdörtgen şeklindeki ampuller falan filan. İşte bunları insanlar daha doğrusu bilim insanları... Herkes ortak bir dil konuşsun diye mesela işte matematikte işte ee mesela işte Norveç'e gittin diyelim veya işte Rusya'ya gittin diyelim veya işte Brezilya'ya gittin diyelim. Matematikte hepsi farklı yazıyor mu evladım benim matematiğim? Herkes sayıları kullanıyor hocam. Evet aynen öyle. Herkes sayıları kullanıyor değil mi? İşte herkes sayıları kullanıyor. Herkesin ortak bir dili var. İşte bilim insanları da ortak bir dili olsun diye. Mesela ampulü bu şekilde demişler. Bir yuvarlak bir de çarpı içinde. Sonra pili bir tane uzun bir tane kısa çizgi sonra buralarından da Kablolar kablo gidiyor diyebilirsin. Burada da mesela düz bir çizgi deyince hop elektrik kablosu diyeceğiz. Mesela bu açık anahtar demek. Bak dokunmuyor birbirlerine. Burası kapalı anahtar demek. Bak dokunuyor birbirlerine. Kapalı anahtarda devreye devre çalışır, açık anahtarda devre çalışmaz. Onu unutmayalım. Dolayısıyla ampul, pil, anahtar, iletken kablo bizim için basit bir elektrik devresindeki temel elemanlar ve gösterimleri de bu şekilde. Şimdi. Şimdi geldik seninle beraber basit bir elektrik devresinde ampul parlaklığı neye göre değişiyor? Şimdi ampul parlaklığı dediğimiz şey hani ampul ne kadar parlak yanıyor? Çok mu yanıyor? Çok mu parlak yanıyor? Çok az mı parlak yanıyor? Şimdi seninle beraber bir deney yapalım. Bunu anlayacaksın. Ama öncesinde sen, sana hemen şunun basit elektrik devresi şemasını çizmek istiyorum. Bak iki tane ampul var. Bir hop iki böyle çarpılarla gösteriyorum. Sonra bunları e, böyle getiriyorum. Şurada bir anahtar var ve kapalı anahtar. Dikkat et. Böyle bir Hop şöyle bir çizgi. Anahtar var. Sonrasında burada bir pil var. Burası pilin artı kutbudur böyle çıkıntı olan kısmı. Burası es, eksi kutbudur. Artı kutbu genellikle daha uzun. Eksi kutbu da daha e, kısa çizeriz. Yani bu artıdır. Bu eksi kutuptur. Sonrasında bu şekilde çizdik. Bak bu devreyi yani A devresini bu şekilde çizmiş oldum. Şimdi B devresinde burada da diyeyim. Hadi gel bakalım seninle beraber bunu çizelim. Bak üç tane ampul var. Bir 2 ve 3 diyorum. Hop hop hop. Sonrasında kapalı bir anahtarımız var. Hop bunu hemen anahtarımızı kapalı anahtarda devre çalışıyor unutmayalım. Burada birimiz var. Uzun burası artı burası eksi olacak şekilde. Uzun e, artı burası da kısa eksi olacak şekilde hop devremizi çizdik İşte B devremizde bu şekilde çizmiş olduk şemalarını çizdik bu devreler bu da şemaları yani e, basit elektrik devresinde şemaları çizerek evrensel bir dil oluşturuyoruz aslında şimdi senle bakıyoruz diyoruz ki ya burada iki ampul var burada bir ampul var şimdi eğer biz bir deney düzenlersek hangi e, sistem daha parlak hangi mesela şu ampul mü şu ampul mü daha parlak yanar evladım benim soldaki mi sağdaki mi daha parlak yanar soldaki hocam harikasın işte bu kadar basit bak düz mantıkla bile düşünüyorsun peki neden soldaki daha parlak yanar daha az ampul olduğu için harikasın aynen öyle daha az ampul olduğu için dolayısıyla bak dikkat edelim burada bir pil iki ampulü doyuruyor Burada ise bir pil 3 ampulü doyuruyor. Tabii ki buradaki ampuller daha Parlak yanacak böyle 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 daha parlak yanacak ama buradaki ampül daha az parlak yanacak çünkü buna fazla yetmeyecek çünkü burada dikkat edin bir pili üç'e bölüyoruz yani mesela babasında e, şey, veya e, diyelim ki 60 liramız var 60 lirayı 3 kardeşe bölüştürüyoruz 60 lirayı iki kardeşe bölüştürüyoruz tabii ki bu kardeş daha fazla e, alacak aynı o mantıkla düşünebilirsin peki bunu düşünürken aslında hangi deneysel şartları düşündük? Burası çok önemli. Şimdi deney yaparken bir bağımlı değişken, bir bağımsız değişken bir de kontrol edilen değişkenler vardır. Bu üç tane şeyi genellikle söylerler bize deneylerde. Bağımlı değişken, bağımsız değişken nedir? Bilmeden önce şunu lütfen bilin. Bağımsız değişken en kritik şeydir. Yani en kritik iki resim arasındaki fark. Ben böyle diyorum bu da çok basit anlaşılıyor çünkü. Burada bir deney düzeneyinde İki tane resim var. Bu iki resim arasındaki fark nedir evladım benim? Ampül sayısı hocam. Harikasın. İşte bu kadar. Ampül sayısı bizim için bağımsız değişkendir. İki resim arasındaki fark ampül sayısıdır. Ya bunlar aynı. Bunlar aynı. E kablolar da aynı. Ampül sayısı burada üç tane burada iki tane. İşte ampül sayısı bizim için bağımsız değişkendir. Farklı olan şeydir. Bizim müdahale ettiğimiz, değiştirdiğimiz zımbırtıdır. Dolayısıyla buradaki bağımsız değişkenimiz ampül sayısı. Tamam eyvallah. Ampül sayısı artınca... Parlaklık ne oldu? Azaldı hocam. Harika işte bu kadar. Parlaklık azaldı işte. Bunun sebebi de üçe bölüştürülmesi. ikiye bölüştürülüyordu. Üçe bölüştü. İşte bizim ortaya çıkan ve gözlemlediğimiz şey ise yani sonuçsa yani bunu ben arttırdığım zaman ne oldu? Ampül parlaklığı azaldı. İşte bu gözlemlediğim sonuçsa benim için bağımlı değişkendir. Yani ben şunu e, sonuç olarak aklıma getirebilirim bağımlı değişkeni. Bağımsız değişkeni iki resim arasındaki fark olarak aklıma getirebilirim. Kontrollüden değişken de çok basit. İki resim arasındaki aynı olan şeyler. Yani iki resim arasında fark olmayan şeyler. Pil var. Bir tane pil var. Pil sayısı mesela aynı. Ondan sonra anahtar aynı. Ondan sonra iletken tel aynı. Bunlar aynı olan özellikleri diyoruz. Kontrol edilen değişken yani sabit tutulan değişken ediliyor. Aynı olan değişken diyebiliriz. Yani buna biz aynı diyeceğiz. Buna iki resim arasındaki farklı olan şey diyeceğiz. Bak bu fark bu aynı olan bu farklı olan bu da ölçülen şeydir diyebiliriz. Geldik hemen seninle beraber. iletken ve yalıtkan maddeleri artık bir sonraki sınıfımıza geçtik. Artık burada ne yapacağız? direnç kavramına gireceğiz. Ne demek bu? Şimdi ilet, maddeleri biz elektrik iletkenine göre ikiye ayırıyoruz. İletken ve yalıtkan madde diye ikiye ayırıyoruz. Peki, iletken ve yalıtkanları da kendi içlerinde katı iletkenler, sıvı iletkenler, katı yalıtkanlar, sıvı yalıtkanlar diye ayırıyoruz. İletken ne demek? Bir kere elektrik enerjisini üzerinden geçmesine müsaade eden, çok rahat bir şekilde elektrik enerjisini kendi üzerinden geçmesine e, izin veren arkadaşlara iletken diyoruz. İletiyor yani, akıyor, gidiyor. Ama yalıtkansa yalıtıyor. Ben ben hayır. Ben senin üzerinden geçmeme izin vermeyeceğim. Diyor ve o madde ile elektrik akımını geçirmiyor. Elektrik enerjisini kendi üzerinden geçirmiyor. Ve zor geçiriyor veya öyle diyebilirsin. Peki mesela iletken maddelerde. Ya metallerin hepsi iletkendir. Ya zaten elektrik kabloları neden yapılıyorlar evladım benim? Bakırdan gümüşten yapılıyor hocam. Aynı öyle mesela bakırdan dediğin gibi ondan sonra gümüşten yapabilirler, ondan sonra demirden yapabilirler. Farklı farklı metallerden genellikle yaparlar. Dolayısıyla demir, alüminyum, kurşun, madeni para, bakır, e, ondan sonra işte krom bunlar metallerdir. Ve bunlar e, elektriği iyi ileten yani e, metallerin kendi özelliği zaten elektriği iyi iletirler. Peki bir de aynı zamanda. Bir de aynı zamanda toprakta elektrik iletkenliği olan bir maddedir. Toprağın içinde çünkü yüzlerce, binlerce farklı mineral çeşidi vardır. Ve dolayısıyla toprakta elektrik iletkenliği olur. Hatta ne çarpan evladım benim böyle ağaçların üzerine düşer falan filan yağmurlu günlerde? Yıldırım çarpıyor hocam. Harikasın işte yıldırım da toprağın iletkenliğini bize net bir şekilde gösteriyor. Kalem ucu işte bizim normalde uçlu kalemlerde falan tak 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 yapıyoruz ya. Veya işte normal bir kurşun kalemde. Dikkat edelim bak buradaki kalem ucumuz aslında bizim için iletkendir. Grafitten yapılan bir iletken diyebiliriz. Şimdi sıvı iletkenlere baktığımız zaman tuzlu su sirkeli su ve çeşme suyu. Bunların hepsinde mineraller olduğu için, bu asit olduğu için, bunun için tuz mineralleri e, oluşturduğu için ve çeşme suyun içinde bir sürü mineraller olduğu için yani metal parçacıklar aslında küçük küçük öyle düşünebilirsin. Artı ve eksi yüklü. İşte bunlar da iletkenliği sağlıyor diyebiliriz. Elektrik enerjisi iletmenleri ne diyorduk? Yalıtkanlar diyorduk. Bunları biz katı ve sıvı yalıtkan olarak yıkarıyoruz. Şimdi bir kere şunu unutmayız Yalıtkan elektrik enerjisini üzerinden geçmesine izin vermiyor. Mesela porselen, plastik, tahta, cam bunlar elektrik enerjisinin kendi üzerinden geçmesine izin vermez. Ama şöyle bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Tahta mesela yalıtkandır ya ıslak tahta nedir sence? İletkendir hocam. Harikasın vay be nereden biliyorsun bunu tebrik ediyorum seni. Islak tahta iletkendir dediğin gibi çünkü su olduğu için hani böyle sulu ortamlarda genellikle elektrik enerjisi ayrı tutulmaya çalışır. Allah korusun elektrik çarpar diye. Çünkü su özellikle çeşme suyu elektriği iletkendir. Yani çeşme suyuyla tahtayı birleştir. Yani yalıtkan bir şeyle çeşme suyu birleştir. O da iletken hale geliyor. Bu da ayrıntı. Bunu da hatırlatmak istiyorum sana. Cam mesela yalıtkandır. Mesela sıvı yalıtkanlara baktığımız zaman şekerli su, saf su. Bak saf su demek içinde hiçbir mineral yok. Sadece su. Yani sadece bildiğin H2O. Hey Bu kadar. Saf su yalıtkandır. Unutmayalım. İçinde hiç mineral yok. Geldik şekerli suya. Şekerli su da şekerli ile birleştiği zaman aslında moleküler bir yapıda olduğu için elektriği iletmiyor. Tuzlu su gibi bak. Tuzlu su iletiyor. El şekerli su yalıtıyor yani iletmiyor diyebiliriz. Peki geldik şimdi elektriksel dirence. Şimdi direnç demek elektriğin üzerinden geçmesine karşı direniyor. Direniyor. Ben geçirmeyeceğim seni diyor. Yani bak resmen dikkat et. Bak bu bir direnç aslında. Ne yapıyor? Bu elektrik enerjisi bir yerden bir yere doğru gitmeye çalışıyor ama ne yapıyor? Sıkıştırıyor bunu. Geçemezsin diyor. Peki sıkıştırdığı zaman nasıl geçemiyor? Sıkıştırdığı zaman bu kablonun içerisinden akamıyor, geçemiyor. İşte aslında tam söyleyeceğim şey bu. Bir kere elektriksel direnç dediğim şey bunun sıkıştırılması. Peki neye göre aslında elektriksel direnç oluşuyor? Bir, elektrik e, iletken telinin uzunluğuna. İki, dik kesit alanının kalınlığına büyüklüğüne. Üç iletken telin cinsine bağlı. Üç tane değişkene bağlı elektriksel direnç. Hemen sana bir örnek vermek istiyorum ama öncesinde hemen şöyle çok güzel bir tablo hazırladım senin için. Geldik hemen evladım benim. Bir kere direncin bağlı olduğu faktörlerde uzunluk ilki. Uzunlukta telin uzunluğu arttıkça direnci artıyor. Şöyle düşün hani demin sana şöyle sembolize etmiştim ya. Mesela sen bir tavşansın ve elektrik telinin içinden geçmeye çalışıyorsun. Öyle düşün. Ve Sence bunun içinden mi daha rahat geçersin, bunun içinden mi daha rahat geçersin? Soldakinden daha rahat hocam. Harika, soldakinin içinden daha rahat geçersin. Yani evet. daha kısa çünkü ya bu çok basit yani dolayısıyla bunun içinden daha rahat geçersin. Hangisinin içinden daha zor geçersin dersem işte o zaman direnç daha fazla demek. İşte hangisinin içinden daha, daha zor geçersin dersem işte o zaman sağdaki dersin. İşte bu da direnci fazla demek. Burada mesela bu iki e, if, e, şeyden e, gösterimden hangisinin direnci daha fazladır dersek sağdakinin direnci daha fazla çünkü daha uzundur. Geldik buraya. Şimdi sen yine tavşansın diyelim. Bundan mı daha rahat geçersin? Bundan mı daha rahat geçersin? Ama öncesinde şöyle düşün kalınlıkları bunların farklı. Bunların içi boş gibi düşün ve hangisinden daha rahat geçersin? Üsttekinden hocam. Harika. Üsttekinden. Peki hangisinden daha zor geçersin? Bak direnci fazla olana geliyorum şimdi. Daha zor geçersin. Alt taraftakinden hocam. Harika. İşte bu kadar. Zor geçtiğin direnci fazla olandır. Bundan zor geçersin. Bundan zor geçersin. Uzundan zor geçersin. İnceden zor geçersin. İşte bu kadar basit. O zaman uzun oldukça direnci artar e, ve ince oldukça direnci artar. İnce dediğimiz şey dik kesit alanı küçük demek aslında onu da söylemek istiyorum. Geldik bir de her maddenin direnci birbirinden farklı. Maddenin cinsine bağlı yani direnç. Mesela gümüşte farklı, bakırda farklı, altında farklı, demirde farklı, nikel kromda farklı. Dolayısıyla burada mesela sıralama yaparsak buradan buraya doğru gittikçe iletkenlik azalıyor aslında. İletkenlik, iletkenlik buradan buraya doğru gittikçe azalır diyebiliriz. Bak burası çok önemli. Mesela gümüşte en iyi iletken, nikel kromda da en az iletken bunların arasında, bunların arasında. Dolayısıyla en fazla direnci olan nikel kromdur. Çünkü bu en iyi iletir ya. Bunun direnci daha azdır. Çünkü çok iyi iletir. Acayip rahat iletir. Onu da aklımıza tutalım. Şimdi geldik yedinci sınıf tekrarı yani seri ve paralel bağlamaya. Şimdi bir kere şunu unutmayalım. Elektrik devrelerinde ampuller ya aynı kol üzerinde seri bağlanır ya da farklı kollar üzerinde paralel bağlanabilir. İşte biz bu şekilde aynı kol üzerinde arka arkaya bağlamaya seri bağlı devirler diyoruz. Bu şekilde farklı kollarda bu şekilde bağlamaya da paralel bağlı devirler diyoruz. Şimdi seri bağlama ve paralel bağlama da o yüzden aynı kol mu farklı kol üzerinde mi ona bakacağız. Pilimiz var. Ondan sonra ampullerimiz var. Burada şunu unutmayalım. Eğer seri bağlı devre varsa ampul sayısı arttıkça yani 3 ampulde 4 ampul olursa sence burada ampullerin parlaklığı ne olur evladım benim? Azalır hocam parlaklık. Harikasın. Neden azalır? Çünkü ya bir tane pil 3'e bölünüyorken bir pil 4'e bölünmeye başlayacak. Yani ampuller daha az parlak yanmaya başlayacak unutmayalım. Paralel bağrı evlerde de çok enteresan bir şey var. Acayip bir şey. Ben de bunu ilk öğrendiğim zaman gerçekten çok şaşırmıştım. Ya nasıl olabilir böyle bir şey demişim. Yani imkansız ya. Yani üç ampul var burada. Bir tane daha ampul ekliyorum paralel. Parlaklık değişmiyor. Ya öyle şey olabilir mi? Yani çok anlamsız değil mi herhalde benim? Evet hocam bence de. Evet ilk başta öyle düşünüyorsun gerçekten. Ben de öyle düşünmüştüm. Demişim ya bu çok anlamsız ama çok enteresan ampul parlaklığı değişmiyor. Değişmiyor ama ne oluyor biliyor musun? Sen daha fazla ampul bağladıkça yani bir ampul olduğu zaman da aynı. iki ampul olduğu zaman da aynı parlakta yanıyor ampuller. O zaman daha fazla ışık parlaklığı elde ediyoruz. Üç ampul o zaman yine ampul aynı parlakta yanıyor ve daha fazla ışık elde ediyoruz. Ya o zaman Yüz bin tane bağlarım ama bir saniyede biter işte. İşte olay şu, ne kadar fazla bağlarsan o kadar pil daha çabuk tükeniyor çünkü pilin bir ömrü var, değil mi? Pil bu kadar insanı e, yedirecek, doyuracak dolayısıyla bu kadar insanı e, veya işte bu kadar arkadaşa harçlık verdiği zaman diye düşünelim mesela bir baba e, çocuklarına harçlık harçlık veriyor, hepsine eşit miktarda veriyor, hepsi de eşit miktarda alıyor ama. İşte babanın ee, parası bittiği zaman artık harçlık veremeyecek duruma gelecek. O yüzden ne kadar çok çocuğu olursa o kadar kısa sürede biter gibi düşünebilirsin. Ama aynı parlaklığı elde ediyorlar. Peki geldik şimdi bir de patlamış ampul durumuna. Mesela şu seri bal devirde bir tane patlamış ampul varsa işte o, geçmiş olsun eyvallah. Artık bu ampullerden hiçbirisi ışık vermiyor. Çünkü bunlar arka arkaya geldiği için bu patlaksa buraya artık elektrik enerjisinin geçmesi söz konusu olmuyor ampuller yanmıyor. Ama burada ise patlamış ampul bulunursa paralel bağlı devrelerde hiç önemli değil. O yanmaz çünkü bunlar farklı kol. Bu kol çalışmaz ama diğer kollar çalışmaya devam eder ve bu iki ampulle Elektrik enerjisini geçirdiği için üzerinden ışık verirler. Ama burada bu iki ampul ışık vermez çünkü aynı kol üzerindeler. Bunu da unutmayalım, harika bir şekilde hatırlayalım. Peki hemen bir etkinlik yapalım sana beraber. Seri bağlı devrelerde ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı ne demiştik? Bak seri bağlı devrelerde. Hemen sana bir tane çizeyim. Şöyle bir devre var diyelim. Şöyle bir e, iki tane var diyelim. Burada ampul sayısı arttı. Ne oldu parlaklık? Azaldı hocam. Harikasın. Azalır diyebiliriz. Çünkü daha fazla ampule bölünüyoruz. Paralel bağlı devlerde ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı değişmez demiştik. Çok enteresan. Ama ne oluyordu? Daha hızlı tükeniyordu, çabuk tükeniyordu pilimiz. Seri bağlı devlerde ampullerden biri patlarsa diğeri ışık vermez çünkü ar arka arkaya geldi. Çünkü bu patlaksa buna elektrik enerjisi geçemiyor. Çünkü bundan bir elektrik enerjisinin geçmesi söz konusu olmuyor. Paralel bağlı devrelerde amperlerden biri patlarsa diğeri ışık verir. Çünkü farklı kollarda olduklarından dolayı diyebiliriz. Hemen geldik. Ekrem pil, kablolar ve metal çubuklar yardımıyla aşağıdaki düzenekleri kuruyor demiş. Düzeneklerdeki kapların içine X, Y sıvıları koyduğunda K lambasının yan yanarken L lambasının yanmadığı Allah Allah neden olabilir bu sence evladım benim? X iletken olduğu için hocam. Harikasın. X iletken olduğu için tebrik ediyorum seni. Çok doğru bir cevap. Y veya şöyle de diyebildik. Y yalıtkan olduğu için de diyebildik. Peki X sıvısı ve Y sıvısı hangileri olabilir demiş? İletken bir sıvı yazmamız gerekiyor. Çünkü ampulü yapmış burada. Dikkat edelim. Mesela çeşme suyu yazabiliriz. Çeşme suyu yazabiliriz. Veya veya sirke yazabiliriz. Mesela bu ikisini yazabiliriz. Peki geldik Y sıvısına. Burada ise yalıtkan olmasını bekliyoruz. Çünkü ışık vermemiş. O zaman mesela burada saf su yazabiliriz. Saf su yazabiliriz. Veya şekerli su yazabiliriz. Evet harika bir şekilde dersimizi tamamladık. Şimdiden derslerinde başarılar. Teşekkürler hocam görüşürüz.